Güvenlik getirmesini diliyorum. Dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu Festivali Ankara'da başladı. 4 gün sürecek festivalde boy gösteren çeşit çeşit turşular iştah kabartıyor. Peki iyi bir turşu nasıl kurulur? İşte meraklılar için püf noktaları. Renk renk çeşit çeşit turşular kışa hazır. Anne eli değmiş leziz turşuları aratmayan çubuk turşularının ünü Türkiye'yi aşmış. Biz yapamıyoruz. İlle de bu çubuğun turşusu. Adı farklı, tadı farklı. Dededen toruna kadar uzanan bu lezzet yolculuğunun adresi Ankara Çubuk. Çok harika, çok güzel. Türk mutfağının geleneksel tatlarından turşunun onlarca çeşidi, dokuzuncusu düzenlenen turşu festivalinde görücüye çıktı. En önemli özellikleri katkısız olması. Salatalık, karnabahar, lahana, domates, hatta kozalak turşusu bile var. Yaklaşık 55 çeşit turşu var. İşte onlardan bir tanesi de kozalak turşusu. Özellikle astım hastaları bunu alıyorlar ve ballayıp suyunu içiyorlar. Son 2 yıldır özellikle kozalak turşusuna rağbet görüldü. Turşu kurmanın geleneksel yollarını hemen her bayan biliyor. Peki büyük rağbet gören salatalık turşusunun püf noktaları neler? Suyu ve çeşni maddeleri katılır, ürün kapatılır. Sıcak havalarda bir ay süreyle bekletilir. Bu havalar soğudukça bu süre uzar. Sertliğini koruyor sizin turşularınız. Ancak bazı ev yapımlarında yumuşama oluyor. Bu nasıl sağlanıyor? Tamamen tuza bağlı. Bunun eriyip erimemesi. Çok olursa da erir, tuzu az olursa da erir. Turşu severlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken festival 4 gün sürecek. Festivalde çeşidine göre her bütçeye uygun turşu bulmak mümkün. 5 liradan başlıyor 15 liraya kadar, 20 liraya kadar, daha büyük de 20 liraya kadar çıkıyor. Evet, haberlerimizi burada noktalıyoruz.